Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 9. sınıfta en önemli konulardan bir tanesine devam ediyoruz. Problemler başlığı altında bugün hem yaş problemlerine bakacağız hem de işçi problemlerine bakacağız. Ama önce kullanım alanları ve faydalarını, ardından da bu konuyu bitirdikten sonra ödevlerine bir bakın. Kullanım alanları ve faydaları ise şöyle, aslında problemleri genel bir ifadeyle karşılık verdik biz. Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin çözümünü yaparken matematiksel ifadeleri kullanıyoruz biliyorsun. Bu ifadeleri matematiksel olarak göstermek için de cebirsel ifadelerden faydalanıyoruz. Yani denklem kurmak ve çözmek, günlük hayatta karşılaştığımız problemleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Modelliyoruz ve ardından da çözümüne kavuşturuyoruz. Peki bu problemlerle alakalı, yani yaş problemlerini bitirdik hocam dersten sonra nereyi çözmem lazım? Eğer 0'dan 9'a matematiği çözüyorsan sayfa 168-169 ellerinden öper. Dinamo matematiği çözüyorsan 147. sayfayı çözmen yeterli. Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi yaş problemlerine başlamadan önce şöyle bir giriş yapayım. Malum bütün aslında problemler günlük hayat içerisinde karşımıza çıkıyor. Kullanım alanları ve faydalarına baktık. Ama en çok hangisi var bu işin içerisinde desen, yaş problemleri günlük hayat içerisinde en çok olan meselelerden bir tanesi. Malum işte benim yaşım şu, babamın yaşı bu, babamın yaşına geldiğimde benim yaşım babamın yaşı şu olacak filan gibi ifadeler kurulabilir. Günlük hayat içerisinde daha çok işin içerisinde olduğumuz problem çeşidinden bir tanesi. Dolayısıyla öğrenci çok daha seri bir şekilde kavruyor bunu. Haydi bakalım hangi detaylara dikkat etmemiz gerekiyormuş? Buyurun giriş yapıyoruz. Bir kişinin bugünkü yaşı X olsun diyorlar. T yıl sonraki yaşı ne olur? Şimdi T yıl sonra bu adamın yaşı ne yapması lazım arkadaşlar? Büyümesi lazım. Bu durumda X artı T gelecektir. T yıl sonra yaşı artmış olacak. T yıl önceki yaşı ise x eksi t olacaktır deyip işin içerisinden çıkıyoruz. Dikkat et şimdi. İki kişinin yaşları x ve y olsun diyor. Dikkat et, iki kişi var. T yıl sonraki yaşların toplamı. Şimdi bu arkadaşların yaşları toplamları ne kadar? X artı y kadar. Bir tanesi de t artacak, diğeri de t artacak. Yani iki kişinin yaşları toplamındaki artış 2t olacak. X artı y artı 2t olacak. T yıl öncekini sorduğumuzda da her birinden T çıkartacağımızdan dolayı X artı Y eksi 2T gelecek. Peki iki kişinin yaşları X ve Y olsun. Diyor ki T yıl sonraki yaşların farkı. Arkadaşlar yaşlar farkı hiçbir zaman değişmez. Senin arkadaşınla 2 yaş aranda fark varsa 10 yıl sonra bir yerlerde karşılaştığınızda yine aranızdaki yaş farkı 2 olacak. Çünkü sen de 10 yaş büyümüş olacaksın. O da 10 yaş büyümüş olacak. Aradaki farkın kapanması ya da açılması gibi herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Dolayısıyla şu an yaşları X ve Y ise diyelim ki X büyük. Dolayısıyla yaşları farkı şu an X eksi Y. T yıl sonra da yaşların farkı X eksi Y. T yıl önce de yaşların farkı X eksi Y'ydi. Bak altına da yazmışız. İki kişi arasındaki yaş farkı sabittir, değişmez. Sorumuz diyor ki bir annenin bugünkü yaşı İki çocuğunun bugünkü yaşları toplamın 3 katıymış. Şimdi güzel kardeşim bak benden sana bir tavsiye. Kurgusunu anlamadığın cümlenin tekrardan okunması lazım. Diyor ki bir annemiz var bugünkü yaşı. İki çocuğun bugünkü yaşları toplamın 3 katıymış. Şimdi ben annenin yaşına A demiş olsam. Çocukların yaşlarının toplamına da Ç demiş olsam. Ve hocam ayrı ayrı alalım, X alalım ya gerek yok. Çocukların yaşları toplamı ya da yaşları farkı denildiğinde, çocuklarla alakalı detay bir bilgi verilmediğinde, işte bu bundan 5 yaş küçüktür, bu bundan 4 yaş büyüktür gibi bir ifadeye girmediğinde, çocukların yaşlarının toplamına Ç diyelim, farkını da F deriz kardeşim, buradan yürürüz. Hocam Ç'nin bir özelliği var mı? Yok kardeşim, sen bilirsin, T de diyebilirsin toplamı olduğu için. Ve bu durumda annenin yaşı çocukların yaşları toplamına Ç diyeceğimizden dolayı 3 çarpı Ç'ye eşit olacaktır. İlk kurduğumuz denklem bu. Şöyle bir sarartalım bunu. Cebimize dursun. Anne bugün 45 yaşında olduğuna göre. Anne bugün 45 yaşında. O zaman anne 45 yaşındaysa arkadaşlar 45'i 3'e böldüğümde çocukların yaşları şu an toplamı ne kadarmış? 15'miş. Tamam. Kaç yıl sonra? Şimdi bak. Anneye 45'i dedim. Çocukların yaşları toplamına da 15 dedim. Kaç yıl sonra deyince x yıl sonra olsun. Annenin yaşı tabii ki x yıl sonra artacak. 45 artı x olacak. Dikkat et. Kaç çocuk vardı? 2 çocuk vardı. 2 çocuk olduğu için birisi x artacak, diğeri de x artacak. Yani yaşlar toplamı ne olacak bu durumda? 15 artı 2x olacak. Tamam.
Ve bu durumda ne olacakmış biliyor musun? Çocukların yaşları toplamın iki katı olacakmış. Tamam, yazıyorum o zaman. 45 artı x, yani annenin yaşı çocukların yaşları olan 15 artı 2x'in iki katı olacakmış. 45 artı x. 2'yi dağıttığımda 30 artı 4x. 30'u karşı tarafa attığımda 15. X'i bu tarafa attığımda 3x. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 5. Demek ki 5 yıl sonra gerçekleşecek bir mevzudan bahsetmiş olduk diyoruz. Ve yeni yeni sorularla, çünkü problemler malum denklemi nasıl kurman üzerine gerçekleşen bir hikaye olduğundan dolayı bol bol soru hazırladık senin için. Mevzuyu pekiştireceğiz. Haydi bakalım, devam. Geldim yeni soruma. Bir babanın bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamından 10 eksiktir. Bak, bir önceki soruda öğrendiğini alıp buraya koyman lazım. Babanın yaşına B dedim. 3 tane çocuk ayrı ayrı bilgilendirme yapmışlar mı çocuklarla alakalı? Şu şundan 2 yaş büyüktür, bu bundan 1 yaş küçüktür, yapmamış. O zaman çocukların yaşları toplamına Ç diyorum. Ve babanın yaşı çocukların yaşları toplamından ne kadarmış? 10 eksikmiş, tamam. Kaç yıl sonra babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamından 30 eksik olur? Bak, ikinci denkleme geçmeden önce şöyle yapıyorum. Çocukların yaşları toplamına X desem, bu durumda babanın yaşı X eksi 10 olacak. Kaç yıl sonra diyor. Şimdi X kullandığımız için bir daha X kullanmayalım. T diyelim. T yıl sonra babanın yaşı ne olacak arkadaşlar? X eksi 10 artı T olacak. Çocukların yaşları toplamı olacak. Aman gözünü sevdiğim, X artı T deme. Niye biliyor musun? Çünkü genelde kaç insan olduğuyla alakalı öğrenci gözden kaçırıyor. 3 çocuk var kardeşim. Her birisi T artacağı için toplamda 3T'lik bir artış söz konusu olacak. Yani çocukların yaşları toplamı X artı 3T olacak. Peki T yıl sonraya da konuştuğumuza göre ne oluyormuş T yıl sonra? Babanın yaşı, yazıyorum, X eksi 10 artı T neye eşit olacakmış? 3 çocuğun yaşları toplamından 30 eksik oluyormuş. X artı 3T eksi 30 diyorum. Vallahi hocam çok bilinmeyen var ya. X de var, T de var. Giderler. Bak, o buradaki X de buradaki X gitti. T'yi bu tarafa, eksi 30'u bu tarafa atarsam, eksi 30 biliyorsun artı 30 diye geçecek. 30'dan 10 çıktığında burası 20. T'yi bu tarafa attığımda 3T'den de bir T çıktı, malum 2T. Her tarafı 2'ye böldüğümde buradan da T'nin karşılığı 10 gelecekti. Demek ki gerçekleşecek mevzu 10 yıl sonra olacakmış güzel kardeşim. Hadi bakalım, devam. Sorumuz da der ki, Pınar'ın bugünkü yaşı kardeşi Emir'in bugünkü yaşının 3 katıdır. Hemen yazalım. Pınar'ımız var ve Emir'imiz var. Pınar'ın bugünkü yaşı kardeşi Emir'in yaşının 3 katı olduğuna göre kim büyük diye düşünmek lazım. Biliyorsunuz sayı problemlerinde buna çok atıfta bulundum, sayı kesir problemlerini çözerken. Çünkü öğrenci genelde düşünmeden, ha bu bunun 3 katıdır diyor, birisine yapıştırıyor kardeşim x'i, kime yapıştırdığı önemsizmiş gibi. Sonra ötekine 3x diyor, sonra bir bakıyor çözülmüyor. Ha bu problemler çok zor diyor. Lütfen kimin büyük olduğuna odaklanın. Pınar'ın bugünkü yaşı kardeşi Emir'in 3 katıymış. O zaman ben Pınar'ın daha büyük olduğunu anladım. Emir'e x dersem Pınar'ın karşılığı bu durumda 3x olacak. 5 yıl sonra diyor. Hadi bakalım, 5 yıl sonra Pınar'ın yaşı 3x artı 5. Emir'in yaşı ise x artı 5 oldu. Pınar'ın yaşı Emir'in yaşının 2 katı olacakmış. Hemen denklemleştiriyorum. Pınar'ın yaşı 3x artı 5. Emir'in x artı 5'inin 2 katı olacakmış. O zaman artık çözme zamanı. 3x artı 5. 2'yi dağıtırsam 2x artı 10. Attım karşıya 3x'ten 2x'i çıkarttım. X 5'i de diğer tarafa gönderip 10'dan çıkarttığımda x'in karşılığı 5 oldu. Diyor ki Pınar diyor bugün diyor kaç yaşındadır? Pınar'ın bugünkü yaşı 3x'te. X'i de 5 bulduğumuza göre 3 çarpı 5'ten karşılığı ne gelecektir? 15 gelecektir deyip işin içerisinden çıkıyoruz. Sorumuz der ki Aslan ile Berk'in bugünkü yaşlarının toplamı 27'dir. Şimdi şey yazabilirim aslında. İşte Aslan A derim, Berk'e de B derim. A artı B eşittir 27 yazabilirim ama biraz okumak istiyorum. Diyor ki Aslan doğduğunda Berk'in doğmasına 5 yıl olduğuna göre. Hadi gel burayı bir düşünelim. Aslan'ın doğduğu gün Berk'in doğmasına 5 yıl varsa bu ne demektir güzel kardeşim? Aslan Berk'ten 5 yaş büyüktür. O zaman hemen bir A, bir B açtığımda Aslan'ın da Berk'ten 5 yaş büyük olduğunu anlarsam Aslan'a X artı 5, kime de Berk'e de X yapıştırırım. Şimdi bunları toplarsam 27 eşit olacaktır. Niye hemen A artı B 27 yazmadım anlamışsınız. Şimdi bak, X X burası 2X. 5'i karşı tarafa attım. 27'den çıkarttığımda 22. Her tarafı 2'ye böldüğümde X'in karşısında 11 buldum. Diyor ki Aslan'ın bugünkü yaşı. Güzel kardeşim, Aslan'ın bugünkü yaşı x artı 5'ti. X yerine 11 yazarsam
11 artı 5'ten karşılığı 16 olacaktır deyip işin içerisinden çıkıyoruz. Haydi bakalım bir soru daha. Diyor ki Esra'nın bugünkü yaşı kızı Ecem'in bugünkü yaşının 6 katıdır. Şimdi ikisi de E ile başladığından dolayı biraz isimlerini yazmak durumdayım. Esra dedik, ötekine de Ecem dedik. Kaç katıymış? 6. Ecem'in yaşına x dersem bu durumda Esra'nın yaşının karşılığı ne gelecektir? 6x gelecektir diyoruz. Şimdi devam ediyorum. Ecem Esra'nın yaşına geldiğinde... Yani Ecem'in ne olmasını bekliyoruz biz? 6x olmasını bekliyoruz değil mi? Ecem Esra'nın yaşına geldiğinde dediğine göre demek ki 6x olmasını bekliyoruz. Hemen düşünüyorum. Diyorum ki kaç yıl sonra olmalı bu? 6x'in x'i çıkarttığımda 5x yıl sonra gerçekleşmiş bir hadise olmalı. Fakat 5x yıl geçerken yıllar sadece Ecem'e geçmiş olmayacak ki. Esra'ya da geçmiş olacak. Bu durumda bunun üzerine de 5x ilave edersem... Ecem Esra'nın yaşına geldiğinde Esra'nın yaşının da 11x olduğunu keşfetmiş olacağım. Der ki bize soru. Ecem Esra'nın yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplam 119'muş. O zaman bunları toplayalım. 17x olsun. Bunun da karşılığı 119 olsun. Her tarafı 17'ye böldüğünde x'in karşılığı buradan 7 gelecektir. Bakalım ne sormuş? Ecem'in bugünkü yaşını sormuş. Ecem'in bugünkü yaşına x demiştik. Dolayısıyla bulduğumuz x'in 7 olması zaten Ecem'in yaşına eşitmiş. Haydi devam. Sorumuzda diyor ki iki çocuğu olan bir annenin bugünkü yaşı büyük çocuğunun bugünkü yaşının 3 katı, küçük çocuğunun bugünkü yaşının 4 katı diyor. O zaman biz anneye hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir sayı vermeliyiz ki işlerimiz kolay yürüsün. Peki hem 3'ün hem 4'ün katı olan en küçük sayımız olan 12x'i anneye verdim. Bu durumda büyük çocuk, anne büyük çocuğun 3 katıysa 12x neyin 3 katı diye sorduğumda büyük çocuğun yaşını bu durumda 12'yi 3'e bölerek 4x buluruz. Küçük çocuğa geldiğimde annenin yaşı küçük çocuğun da 4 katıydı. O zaman 12x neyin 4 katı diye sorduğumda yani 12x'i 4'e böldüğümde bu durumda küçük çocuğun karşılığı da 3x olacaktır. Küçük çocuk büyük çocuğun yaşına geldiğinde 3x 4x olduğunda diyor. Yani kaç yıl sonra? X yıl sonra. Tabii ki bir önceki sorudan hatırlıyorsun. Yıllar sadece küçük kardeşe geçmiyor. Büyük kardeş de x artacak 5x olacak. Anne de x artacak 13x olacak. Tamam. Küçük çocuk büyük çocuğun yaşına geldi şu an. 13x 5x 4x. Anne ve iki çocuğunun yaşları toplamı. Yani diyor ki arkadaş buranın tamamını diyor topla. 13, 18, 22x yaptı. Bu durumda 88 olacakmış. X'in karşılığı buradan 4 geldi. Annenin bugünkü yaşı sorulmuş. Annenin bugünkü yaşı 12x'di arkadaşlar. X yerine 4 yazar 12 ile çarparsan buradan karşılığı buz gibi 48 gelecektir. Geldik yeni bir soruya. Ayberk ve Berkay'ın bugünkü yaşları toplamı. Yaşları farkın 3 katıdır. Yazıyorum. Ayberk artı Berkay'ın yaşları toplamı... Ayberk eksi Berkay. Tam bunu yazarken aklıma şey geliyor. Şu an biz Ayberk'i büyük kabul ettik bu durumda. A eksi B yazarak. Belki de Ayberk Berkay'dan küçüktür. Nereden anlayacağız onu? Soruyu azıcık okuyacağız güzel kardeşim. Ayberk Berkay'ın yaşına geldiğinde. Şimdi sen benim yaşıma gelebilirsin. Ama ben senin yaşına gelemem sanki. Keşke olsa da olmuyor yani. Dolayısıyla Ayberk Berkay'ın yaşına geldiğine göre arkadaşlar Ayberk küçük. Berkay büyük. Anladığımıza göre hemen burasını modifiye ediyorum. Diyorum ki Berkay eksi Ayberk. Çünkü artık Berkay'ın büyük olduğunu anladık. Kaç katıydı? 3. Hemen burayı bir toparlayalım. A artı B. 3'ü dağıtıyorum. 3B eksi 3A. Eksi 3A'yı atıyorum bu tarafa 4A. B'yi bu tarafa atıyorum 2B. Her tarafı 2'ye böldüğümde 2A eşittir. Buradan ne gelecektir? B. Ne anladım buradan? Ayberk'in yaşının 2 katını alırsak Berkay'ın yaşını buluyormuşuz. O zaman şöyle yazalım. Malum Berkay Ayberk'in 2 katıysa Ayberk'e x dediğimde Berkay'ın karşılığı bu durumda 2x olacaktır. Diyor ki Ayberk Berkay'ın yaşına geldiğinde gelsin. Kaç yaşına gelecek? 2x. Kaç yıl geçti? X. Sadece Ayberk'e mi geçti? Hayır. Berkay'a da x yıl geçecek. Dolayısıyla 3x olacak. İşte bu durumda yaşlar toplamı olan 5x'i soru bize 75 olarak vermiş. Her tarafı 5'e böldüğünde x'in karşılığı bu durumda 15 olacaktır. Diyor ki ikisinin yaşları farkı. Ayberk x'ti yani 15. Berkay 2x'ti. 2 çarpı 15'ten 30. 30 ile 15 arasındaki fark 15 gelecektir. Dolayısıyla aradığımız cevap da bu olacaktır arkadaşlar. Geldi yeni bir sorumuz. Ahmet ve Zeynep'in yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Bakalım neler biliniyor. Ahmet 7 yıl sonra...
Zeynep 5 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit olacakmış. Şimdi Ahmet 7 yıl sonra doğarsa ne oluyor arkadaşlar? Yaşı büyük mü oluyor, küçük mü oluyor? Şimdi sen kendinden düşün. Mesela doğduğun yıldan 7 yıl sonra doğsaydın ne olurdu? Aferin. Küçük olurdun. Dolayısıyla Ahmet 7 yıl sonra doğsaydı yaşı A olmazdı da A-7 olurdu. Zeynep de 5 yıl önce doğmuş olsaydı, önce doğmuş olsaydınız, abiniz veya ablanız varsa onlar sizden önce doğdular. Dolayısıyla sizden büyükler. Dolayısıyla Zeynep 5 yıl önce doğmuş olsaydı Z artı 5 olurdu. Peki ben eksiydi karşı tarafı atayım ve buradan şöyle bir şey çıkartmış olayım. Zeynep 12 eklendiğinde Ahmet'in yaşı oluyormuş. Demek ki Ahmet Zeynep'ten 12 yaş büyük. O zaman bunun üzerine bir hemen şöyle bir şey yazayım. Zeynep'in yaşına X dersem Ahmet'in yaşı şu an X artı 12 olacaktır. Peki ikinci cümleye geldim. Ahmet'in bugünkü yaşı Zeynep'in bugünkü yaşının 3 katıymış. Oh, mükemmel bir denklem yapıyorum şimdi. Ahmet'in yaşı Zeynep'in yaşı olan X'in kaç katıymış? 3. X'i karşı tarafa attım. Bu durumda 2X 12'ye. X'in karşılığı bu durumda neye eşit oldu? 6'ya. Peki buna göre kaç yıl sonra Ahmet'in yaşı Zeynep'in yaşının 2 katı olacakmış şimdi? Önce bir duralım. Ahmet'in yaşı ve Zeynep'in yaşı bunlar. Zeynep 6 yaşında, Ahmet ise 18 yaşında. Hemen buraya bir tane daha bu bloktan açıyorum. 6'ya 18'i öğrendim. Diyor ki kaç yıl sonra? Şimdi X'i kullanma, X'i kullandı. T yıl sonra olsun. Ahmet'in yaşı ne olacak? 18 artı T. Zeynep'in yaşı ne olacak? 6 artı T. Ve 2 katı olmasını istiyoruz. O zaman Ahmet'in yaşı olan 18 artı T, Zeynep'in yaşı olan 6 artı T'nin kaç katı olacak? 2 katı. 2 ile şöyle bir dağıtırsam. 18 artı T, 12 artı 2 T gelecek. 12'yi bu tarafa atıp T'yi de bu tarafa gönderirseniz demek ki bahsedilen şey 6 yıl sonra gerçekleşecek bir durummuş. Sorumuzda Süleyman ve Pakize'den 5 yaş küçük olduğunu. Süleyman Pakize'den 5 yaş küçük. Yazalım hemen. Süleyman var, Pakize var. Kim küçük? Süleyman küçük. Ona X diyelim. O zaman Pakize'nin yaşı bu durumda malum Süleyman'dan 5 yaş büyük olacağından dolayı X artı 5 olacak. 4 yıl önce, dönelim 4 yıl önceye. X eksi 4, bundan da 4 çıkartırsam X artı 1. 4 yıl önce Pakize'nin yaşı Süleyman'ın yaşının 2 katıydı. Hemen yazıyorum. 4 yıl önceki yaşlar X artı 1 ve X eksi 4 üzerine kuracağız tabii ki denklemi. X artı 1 eşittir. Yani Pakize'nin yaşı eşittir. Süleyman'ın yaşı olan X eksi 4'ün 2 katı. 2 çarpı X eksi 4. Buyurun efendim 2'yi dağıtıyoruz. 2X eksi 8. Eksi 8 atıyoruz 9. X de bu tarafa atıyoruz. X'imizi buluyoruz. Süleyman kardeşimiz şu an X yaşında olduğundan dolayı X'de 9 bulduğuma göre demek ki 9 yaşında. X yerine 9 yazarsam 9 artı 5'ten de Pakize'miz şu an 14 yaşında. Bizden istenen bu X'in toplamı olduğundan dolayı 9'da 14'ün toplamından da karşımıza 23 gelecektir. Ve şimdiki sorumuzda yaş problemlerine bir de oran katalım istedik. Gördün kardeşim oran orantı. Bir de bunun üzerinden yürüyelim. Diyor ki Sibel'in yaşının Asım'ın yaşına oranı 3 bölü 4'tür. Bak güzel kardeşim. X söylenen kim? Sibel. O zaman o payı kapar. Yani Sibel 3 ile orantılı. İkinci söylenen Asım ise paydayı kapar. Dolayısıyla biz Sibel'e 3x dersek Asım'ın yaşı bu durumda 4x olacaktır. Devam ediyorum. 5 yıl sonra buyurunuz yaşlar 5 artsın. 3x artı 5 olacak. Bu arkadaşın yaşı da 4x artı 5 olacak. Ve diyor ki bu demin bahsettiğimiz oran. Yani kimin kimi oranı? Sibel'in Asım'a oranı. Hemen oranlayalım. Sibel'in 3x artı 5'ini Asım'ın 4x artı 5'ine oranlıyorum. Ve bu ifade neye eşitmiş? 4 bölü 5'e. Yapıştır kardeşim işler dışları. 5 ile 3x artı 5 çarparsak 15x artı 25. 4 ile 4x artı 5 çarparsak 16x artı 20. 15x'i bu tarafa şutla, 20'yi bu tarafa şutla. Dolayısıyla x'imizi bulduk 5. Diyor ki Sibel ve Asım'ın 4 yıl önceki. Dur ilk başta bugünkü yaşlarını bulalım. Bugünkü yaşları 3x ile 4x'ti. X yerine 5 yazarsam Sibel şu an kaç yaşında? 15. Asım da 20 yaşında. 4 yıl önce. Sibel 4 yıl önce şu an 15 yaşında olduğuna göre 11 yaşındaydı. Asım şu an 20 yaşında olduğuna göre 4 yıl önce 16 yaşındaydı. Bu ikisini toplarsam buradan karşılığı 27 gelecektir diyoruz. Sorumuz diyor ki 4'er yıl arayla doğmuş 3 kardeşin yaşlarının toplamı annelerinin yaşına eşittir. Bak hani hatırlıyor musun dedim ya işte onunla alakalı bu bundan 3 yaş küçüktür bu bundan 2 yaş büyüktür dediği anda çocuklara ayrı ayrı bakmak lazım. Çocuklardan birincisi Ç1, ikincisi Ç2, üçüncüsü Ç3 olsun annelerine de A diyelim.
dörder yıl arayla doğmuşsa en küçük çocuk X ise bir büyüğü X artı 4, onun da büyüğü X artı 8 yaşında olacaktır. Diyor ki dörder yıl arayla doğmuş 3 kardeşin yaşlarını toplarsan diyor, toplayalım X, 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 3X, 4 artı 8'den de 12. Bu da diyor annenin yaşına işte. Süper gidiyoruz, hadi bakalım. En büyük çocuk doğduğunda önce en büyük çocuk kim, ona karar verelim. En büyük çocuk X artı 8 yaşında olan. Kaç yıl önce doğdu? Kaç yıl önce doğdu hocam? Bilmiyoruz hocam. Biliyorsun aslında da sayısal bilmiyorsun. Mesela sorsam sen kaç yaşındasın kardeşim? Diyelim ki 15 dedin. Kaç yıl önce doğdun? 15 yıl önce doğdun. Dolayısıyla bu en büyük çocuk X artı 8 yaşında olduğuna göre demek ki kaç yıl önce doğmuş? X artı 8. O halde annenin yaşı olan 3X artı 12'den X artı 8 yıl önceyi aradığım için X artı 8'i çıkarttığımda annenin o dönemki yaşı olan 32'ye ulaşmış olmam lazım. Peki eksiyi dağıtalım. 3x artı 12 eksi x eksi 8 eşittir 32. 3x'den x'i çıkarttım. 2x, 12'den 8 çıkarttım. 4 karşı tarafa dağıtarsam bir zahmet 28. O zaman x'in karşılığı buradan ne geldi? 14. Diyor ki büyük çocuk bugün kaç yaşındadır? Bakalım. X yerine 14 yazdığımda 14 artı 8'den 22 yaşında en büyük çocuğun yaşı olduğunu bulmuş oluruz. Hadi bakalım devam devam. Sorumuz diyor ki teyzesinin yaşı Eda'nın yaşının 5 katıdır. Hemen duruyorum. Artık çözmüşsündür kaç tane soru baktık beraber. Hemen şu teyze Eda yazıyoruz. Teyze Eda'nın 5 katıymış. X burası, 5X burası. Lütfen bu formatı oturtur. Bak tıkır tıkır gidiyor her şey burada. Eda teyzesinin yaşına geldiğinde, yani 5X yaşına geldiğinde hemen ne yapıyorduk? Kaç yaşına geldiği önemli tabii bizim için ama kaç yıl geçtiği daha da önemli. O zaman burası da 4x yıl geçtiğini anlıyorum. Tabii bu yıllar sadece Eda'ya geçmiyor. Teyzesine de geçecek. Dolayısıyla buradan da teyzenin yaşını 9x bulmuş olacağız. Diyor ki bu durumdayken diyor teyzesiyle Eda'nın yaşları toplamı, yani şuradaki 9'da 5'in toplamından 14x 70'e eşit olacakmış. Her tarafı 14'e böldüğümde buradan x'in karşılığı da 5 gelecek. Bizden de istenen Eda'nın yaşı olduğuna göre, x'i de 5 bulduğumuza göre demek ki Eda'nın yaşı 5 olacaktır diyoruz. Geldik yaş problemlerinin son sorusuna. Bak bu sorudan sonra aman videodan kaçıp gitme. Çünkü daha işçi problemlerini konuşacağız. Bu işçi problemleriyle alakalı meselede de şöyle bir durum var. Normal kitaplarda filan konuşulan bir tane kuralı var. O kuralı da konuşacağız. Ama inanılmaz bir çözüm yönteminden bahsedeceğim. Haberin olsun, işçi problemleri gerçekten kolaya düşürecek. Haydi bakalım başlıyorum. Diyor ki bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katına eşitmiş. Yazıyorum. Babanın yaşı çocuklarının yaşlarının farkının 6 katına eşit. Şimdi çocuklarla alakalı şey denmemiş ya arkadaşlar. Bunu konuştuk evvelden. Hani bu bundan 4 yaş büyük, bu bundan 5 yaş küçük değilse yaşlar toplamı denildiğinde Ç demiştim hatırlarsan. Farkı deyince de F deriz dedik. 5 yıl sonra babanın yaşı. Babanın yaşı 5 yıl sonra arkadaşlar. B artı 5 olacak. Çocukların yaş farkının toplamı, ha, o zaman şöyle diyoruz. Artı F. Hocam F değişmeyecek mi? Değişmeyecek. Öyle konuştuk. Yaşlar farkı değişmez. Kardeşlerin şu anki yaşları farkı F ise kardeşim, bahsedilen 5 yıl sonra da yine yaşlarının farkı F olmaya devam edecek. İşte bunların toplamları 40'mış. O zaman biz yukarıdaki denklemde bana anlatılan şey B gördüğüm yere 6F yazabilirim. O zaman alttaki denklemde B gördüğüm yere 6F yazarsam bizim denklem şöyle oldu. 6F, bir F de burada var, 7F. 5'i karşı tarafa attım, 40'tan çıkarttım, 35. Demek ki yaşlarının farkının ne kadar olduğunu bulduk? 5. Babanın bugünkü yaşı isteniyor. Getir kardeşim, bu sarıya boyadığımız yerde F yerine 5 yazarsak babamızın yaşı şu an ne kadarmış? 30'muş diyoruz ve yaş problemlerine noktayı koyuyoruz. Ama sen noktayı koymuyorsun. Sen dönüyorsun soru bankandan, ilgili sayfa veya sayfaları çözüyorsun kardeşim. Kendini mutlaka geliştiriyorsun. Ama biz şimdi nereye doğru geçiyoruz? İşçi problemlerine doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Geldik işçi problemlerine. İşçi problemlerinde son soruda verdiğim spoiler'ı tekrarlamak istiyorum. Bak güzel kardeşim, sana bir kural vereceğiz ama bunun yanında inanılmaz bir çözüm yönteminden bahsedeceğiz. Dolayısıyla ne olur dikkatli bir şekilde seyretmeni rica ediyorum. İnsanlar okulda uzun uzun bazı sorularla uğraşırken sen çat 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 yapıştırıp geçeceksin. Hadi bakalım. Şimdi önce kullanım alanları, ardından da ödevlerimiz ne olacakmış bu işçi problemlerinden sonra, ona bakalım. Şimdi kullanım alanları ve faydalarıyla alakalı yeni bir cümleyle karşılaşmayacaksın. Çünkü hala problemlerin içerisindeyiz. Diyeceksin ki ama bu yeni bir problem başlığı. Çok haklısın. Ama ve lakin sadece hikayeler değişiyor güzel kardeşim. Onun için kullanım alanları ve faydalarına
aynı cümleyi kullandı. Gel biz sana ödevlerinden bahsedelim. 0'dan 9'a matematiği kullanıyorsan işçi problemlerinden hemen sonrasında 166 ve 167. sayfaları bitirmeni, eğer dinamo matematik kullanıyorsan sayfa 152'nin ellerinden öpeceğini söyleyelim. Hadi bakalım heyecanla işçi problemlerine şöyle bir giriş yapalım. Evet, işçi problemlerinde diyor ki bir işçi işin tamamını T günde yapıyorsa bir günde 1 bölü T'sini yapar. Çok mantıklı. Düşünsenize mesela şimdi diyor ki adam bir işi diyor 12 günde diyor bitirdim. O zaman her bir gün işin 1 bölü 12'sini bitirmiş olmalı. Onu söylüyoruz. Bu durumda A günde ne yapar? Bir günde 1 bölü T ise A günde A bölü T'si kadar biter. Oran orantı görmüş insanlarız. Şöyle aslında bir günde 1 bölü T ise A günde ne kadardır diye sorsak ne yapacağız? İşler dışlar çarpımı yapacağız burada, çapraz çarpım. A ile 1 bölü T'yi çarpınca buranın karşılığı A bölü T gelecektir. İkinci anlatılan cümlede de bunu konuştuk aslında. Diyor ki eğer bir işçinin A günde iki işçinin B günde bitirdiği bir işi ikisi birlikte T günde bitiriyorsa bu sefer de 1 bölü A artı 1 bölü B, yani bu ne? Bir günde ikisinin beraber yaptıkları iş. Sonra T ile çarptığımda bu işin tamamına eşit olacağından dolayı 1'e eşitliyoruz. Burada da T'yi 1'in altına gönderirsek işte bütün kitaplarda karşına gelecek ifade bu. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü T meselesi olacaktır diyoruz. Fakat bu kuralın yanında aşağıdaki mesele üzerine bir düşünelim. Bak, kocaman bir ünlem işareti diyor ki birinci işçi bir işi 8 günde, ikinci işçi aynı işi 10 günde bitirebiliyorsa ekoklarını bul demişiz. 8'de 10'un ekoklarını bulduğunda 40 yapar arkadaşlar. Bu durumda işin tamamına 40x diyerek sana inanılmaz bir çözüm vereceğiz. Ha hocam, o zaman şöyle mi demeye çalışıyorsun? Birisi 8 günde, birisi 10 günde bitirdiğinde biz bunların ekoklarını, yani en küçük ortak katlarını alacağız. Bu arada aramızda kalsın, illaki ekok almak zorunda da değilsin. Bunların katı olan bir sayı alırsın. Sadece sayı büyüdüğünden dolayı işlemlerin birazcık karmaşık hale gelir. Ama ekok alırsan tıkır tıkır ilerleyebilir. Daha sonrasını ne yapacağız? Daha sonrasını az sonra konuşacağız. Şimdi sorulara geçmeden önce aklında bir soru işareti kalmış olabilir. Ya hocam, madem ikinci yöntemle çözeceğiz, birinci yöntemi niye bana anlattın? Kitaplarda bu varsa ondan çözmemiz gerekmez mi? Onda da çözeceğimiz sorular var. Nasıl sorular biliyor musun? Bilinmeyeni çağıracak. Mesela diyecek ki Ahmet bir işi diyecek x günde yapıyor. Mehmet bir işi x artı 3 günde yapıyor. Bunlar ikisi beraber 12 günde yapıyorlar. Hadi bakalım x'i bulun dediği gibi bilinmeyen içeren mevzularda oraya dönüş yapacağım. Diyor ki Sedat bir işi 36 günde bitirebiliyormuş kardeşim. 9 gün çalıştığında işin kaçta kaçı tamamlanır? Şimdi güzel kardeşim, işin tamamı 36 günde bitiyorsa Sedat da 9 gün çalışmışsa bu işin 36'da 9'unu bitirmiş olmalı. Yani bunları sadeleştirirsem 1 bölü 4'ü bitmiş olacak. Devam ediyorum. Ahmet bir işi tek başına 42 günde, Cengiz ise aynı işi 48 günde yapabilmektedir. Ahmet 7 gün çalışırsa, arkadaşlar Ahmet 42 günde bitirebiliyorsa 7 günde 42'de 7'sini bitirir. Cengiz de herhalde boş durmamış adam, o da çalışmış. Tamamını 48 günde bitiriyordu. Cengiz de 6 gün çalıştığına göre Cengiz de bu işin 48'de 6'sını bitirmiş olacak. Diyor ki toplam diyor ikisi beraber diyor bu işin kaçta kaçını bitirmiş olurlar. 7 bölü 42'yi sadeleştirdiğinde malumunuz 1 bölü 6. 6 bölü 48'yi sadeleştirdiğinde 1 bölü 8 gelecek. Bunu 4 ile, bunu 3 ile genişletelim ve bundan sonra toplayalım. Çünkü payda işlemem lazım. 4 bölü 24, 3 bölü 24 topladın kardeşim. 7 bölü 24. Demek ki bu arkadaşlar bahsedilen sürelerde çalışırlarsa bu işin 24'te 7'sini tamamlamış olacaklar. İşte geldik bomba çözümü göreceğin yere. Diyor ki Pınar bir işi 9 günde, Sevgi ise aynı işi 18 günde bitirebilmektedir. Ver kardeşim bunlara bir iş. Hem 9'un hem 18'in katı olan bir iş veriyorum. 18 vereyim çünkü ikisinin de katı. 18x'lik bir iş verseniz. Pınar bu işi, bak geri kalanını yeni konuşuyoruz. Pınar bu işi 9 günde bitirmiyor mu kardeşim? Toplam işte 18x olduğuna göre bir günde yaptığı işi bulmanız lazım. 18x'i 9'a böldüğümde bir günde 2x iş yaptığını bulmuş oluruz. Sevgi'ye geliyorum. Sevgi bu 18x'lik işi 18 günde bitirebiliyor. Bir günde kaç iş yapar dersen. Hocam belki bunu görmek istersin, bir izah edeyim. Bak 18 günde 18x'lik iş yapıyor. Benim merak ettiğim bir günde ne kadar yapacağı. Dolayısıyla 18, 18 ise 1'e karşılık burası da x olmalı. Fakat biz ne yaparak buluyoruz bunu? O işin tamamını kaç günde bitirecekse böldüğünde, 18x 18'e böldüğünde dolayısıyla x gelecek.
İkisi birlikte çalışsın. İkisi birlikte bir günde ne kadar iş yaparlar bunlar? 3x iş yaparlar. Diyor ki iş kaç günde biter? İşte işin tamamı 18x. Her gün 3x iş yapacaklarsa bu durumda 6 günde bu işin tamamını bitirirler. Bu kadar. Diyor ki bir usta 6 günde 10 ayakkabı, bir çırak 9 günde 11 ayakkabı yapabilmektedir. Buna göre ikisi birlikte 260 ayakkabıyı kaç günde yapabilirler? Şimdi burada önemli olan mesele, bu soruya dikkat edin çünkü hemen hemen her kitapta karşına çıkacak. Gün sayılarını birbirlerine eşitleyin. Şimdi gün sayılarına baktığımda ustanın 6 günlük, çırak 9 günlük bilgisi verilmiş. Tabi burada şeye gitmeyin ne olur. 6 günde 10 ayakkabıysa 1 günde. Hayır, 1 güne gitmene gerek yok bu tarz sorularda. 6 ile 9'u ortak bir yerde buluşturun. 18 olduğunu düşünüyorum. 18 gün. Şimdi hemen dönelim. Ustaya bakalım kardeşim. Usta 18 günde kaç ayakkabı çıkartır? Şimdi usta 6 günde 10 ayakkabı çıkartıyorsa aradığımız 18 gün. Bu 6 günün 3 katıysa 3 katı kadar ayakkabı çıkartacak. Yani 10 yerine 30 ayakkabı çıkartacak. Peki çırak ne yapacak? Hemen ona bakalım. Çırak 9 günde 11 ayakkabı üretiyordu. 18 gün bu meselenin 2 katı. O zaman 2 katı kadar ayakkabı üretecek. Yani 18 günde 22 ayakkabı üretecek. Peki totalde 18. günün sonunda bu atölyede çalışan usta ve çırak toplam ne kadar ayakkabı üretmiş olacaklar? 52 tane ayakkabı üretmiş olacaklar. Son kısım oran orantı. Bu iki arkadaş 18 günde 52 ayakkabı üretiyorlarsa bizden üretilmesini beklediği ayakkabı sayısı ise 260 ayakkabı. Acaba diyorum kaç gün? Hemen çapraz çarpım yapıyorum. 260 çarpı 18, 52 çarpı x'e. Arkadaşlar 52 ile 260 sadeleşir. 5 defa. 5 kere 18'in de karşılığı buradan 90. O halde aradığımız cevap da 90 gün olacaktır diyoruz. İkisini beraber 90 gün çalıştır kardeşim ve 260 ayakkabını al ve git. Evet, diyor ki Feyza bir işin bir bölçün 4 günde. Burada hemen bir duralım. Şimdi bakın bu tarz sorularda arkadaşlar bana işin tamamının kaç günde biteceği lazım. Hani 1 bölü 3 falan demiş ya, 1 bölü 3 beni ilgilendirmez. Ben işin tamamının Feyza tarafından kaç günde bitirileceğini bulmak isterim. Bu işin yapılabileceği en kolay mesele de şudur. 1 bölü 3'ü 4 ise, hemen düşünelim, 3'te 1'ini 4 günde bitiriyorsa tamamı bunun 12 günde bitecektir. Şunu da yapabilirsiniz. 3 çarpı 4'ten 12. Merve, geldik Merve'ye. Merve bakalım bu işin tamamını kaç günde bitirecek? 1 bölü 2'sini. 1 bölü 2'si demek biliyorsun yarısı. Yarısını 3 günde bitiriyorsa tamamı kaç günde biter? 6. Burada da şunu çarparak bulabilirsiniz bunu. Diyor ki, şimdi burada bir duralım. Hani ikinci kısma geçmeden konsepti bir oluşturacağız. Çünkü neticede Feyza'nın artık bu işin tamamını 12 günde, Merve'nin de 6 günde bitirdiğini bildiğimize göre 12x iş veriyorum. 12 ile 6'nın katı olan. Feyza 12 günde bitirdiğine göre 12x'i 12'ye böldüğümde demek ki Feyza bir günde x iş yapıyor. Merve'ye geçtiğimde Merve 6 günde bitiriyordu. 12x'i 6'ya böldüğümde Merve bir günde 2x yaş yapıyor. Peki. Şimdi diyor ki Feyza çalışma hızını 2 katına çıkarırsa. Şimdi Feyza bir günde x iş üretiyordu ya, 2 kat hızla çalışırsa ne kadar üretir? Tabii ki de 2x artık üretir. Merve çalışma hızını yarıya indirirse, Merve 2x üretiyordu, artık 2x değil yarısı kadar üretecek. Dolayısıyla x'e indirecek. Diyor ki ikisi birlikte işin tamamını kaç günde bitirir? Bakalım. Bunlar bir günde artık 3x iş yapacaklar. Toplamda 12x var. 12x'i 3x'e böldüğümde arkadaşlar ikisi beraber bu işi 4 günde bahsedilen yeni performanslarıyla bitirirler diyoruz. Hadi bakalım devam. Sorumuz diyor ki Ali bir işi 12 saatte, Burak aynı işi 24 saatte bitirebiliyor. Artık mevzuyu odaklanmış ve kavramış olduğunu tahmin ediyor. Burada bir duralım. Sonra ne yapalım? Sonrasında kurgumuzu oluşturup soruya sonra devam edelim. 12 ile 24'ün ortak katı 24x. Ali 12 saatte bitiriyordu. 24x'i 12'ye böldüğümde Ali 1 saatte 2x iş yaparken Burak 24x'i 24'e böldüğümde x iş yapıyor. Tamam, bunları oluşturduk, şimdi okuyorum. İkisi birlikte aynı anda işe başladıktan 2 saat sonra. Şimdi bunları işe başlatalım. Bunlar 1 saatte ne kadar iş yapıyorlar? 3x. 2 saat çalışırlarsa çarpı 2'den 6x gelecek. 6x bitti ve Ali diyor ki hoşça kal Burak, gidiyorum ben diyor. Diyor ki soruda kalan işi Burak diyor kaç saatte bitirir? Şimdi güzel kardeşim, bu işin tamamı ne kadardı? 24x.
Bu arkadaşlar 2 saat çalışarak 6x'ini bitirdiklerine göre 24x'ten 6x'ini çıkartarak Ali işten ayrıldığında kalan işin 18x olduğunu görürüm. Kalan iş Burak'ta olduğuna göre, Burak da her bir saatte x iş yaptığına göre 18x'i x'e böldüğümüzde kalan işi 18 saatte bitirir Burak kardeşimiz. Bak derdimiz. Geldik bomba bir soruya. Çok başka bir şekilde bakman gereken sorulardan bir tanesi. Diyor ki Berk ve Cengiz bir işi birlikte çalışarak 30 günde bitirebiliyorlar. Ne yazayım şimdi? İş veremiyorum ki. Ben Berk'in kendi başına kaç günde bu işi bitirdiğini ya da Cengiz'in kaç günde bu işi bitirdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Onun için normal düz giremedim. Şimdi diyor ki birlikte işe başlayıp 10 gün çalıştıktan sonra bak burada bir dur. Şimdi bunlar bu işin tamamını 30 günde bitiriyorlardı ya. 10 gün çalıştıklarına göre 30'da 10'u yani 1 bölü 3'ü ne yapmış olacak? Bitmiş olacak. İşin 1 bölü 3'ü biterse bu biten ne kadarı kalmış olacak? 2 bölü 3'ü kalmış olacak. Peki burada bir duralım. Berk işi bırakmış. Tamam. Cengiz 60 gün daha çalışacak iş tamamlamış. Cengiz'in tamamladığı iş ne kadar be kardeşim? Cengiz kalan 2 bölü 3'ü 60 günde tamamlamış. Ben ne yazıyorum? 2 bölü 3 60 gün. Tamamı lazım bana. Öyle soruyor. İşin tamamını Cengiz tek başına kaç günde bitirdi? O zaman 2 ile 60'ı sadeleştirelim. 30. Bir de çapraz çarpalım kardeşim. Dolayısıyla buradan 90 günü bulurum. Ya da şunu da yapabilirsin. 2 bölü 3'ü 60'sa 3 bölü 3'ü x'tir deyip içler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Ama şu yaptığım hareket en pratik hareketlerden bir tanesidir. Haydi devam ediyoruz. Sorumuzda diyor ki Aysu, Burcu ve Ceren isimli 3 kişiden. Aysu'yla Burcu bir işi 3 günde yapıyor. Şimdi hayda bak ne Aysu'nunkini biliyorsun ne Burcu'nunkini. Hatırlıyor musun? Kuralı uygulaman gereken zaman gelmiş olabilir. Şimdi o zaman kuralı uygulayalım. Aysu'nun bu işin tamamını bitireceği süresine A, Burcu'nunkine B, Ceren'inkine de C demiş olsam. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. İlk cümleden aldığım şey bu. İkinci cümleye geçiyorum. Burcu ile Ceren aynı işi birlikte 4 günde yapabiliyorlarmış. 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 4. Ve son cümlede Aysu ile Ceren aynı işi birlikte 6 günde yapıyorlarmış. 1 bölü A artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 6. Şimdi benden kim istiyor? Aysu'yu. Bak güzel kardeşim bu kadar çok denklemin varsa Aysu'nun bulunmadığı denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsan herkes gider Aysu kalır. Bak Aysu'nun bulunmadığı denklem burası. Bunu eksiyle çarptığımda şöyle bir şeyle karşılaşırız. Eksi 1 bölü B, eksi 1 bölü C ve eksi 1 bölü 4. Şimdi topla. Hop artı 1 bölü B, eksi 1 bölü B'yi götürdü. Eksi 1 bölü C, artı 1 bölü C'yi götürdü. Burada bir 1 bölü A, burada da 1 bölü A, 2 bölü A var. Peki sağ tarafta 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4, artı 1 bölü 6'ın var. Burasını 4 ile, burasını 3 ile, burasını da 2 ile genişletiyorum. 2 bölü A eşittir 4 bölü 12, eksi 3 bölü 12, artı 2 bölü 12. Şimdi 2 bölü A eşittir. 4'ten 3 çıkarttım güzel kardeşim. Ne geldi? 1. 2 ile topladım. 3 bölü 12. İstersen sadeleştir. İstersen direkt içler dışlar yapıştır. 24 eşittir 3A olduğuna göre demek ki A'nın karşılığı buradan 8 gelecektir. Demek ki Aysu bu işi tek başına 8 günde bitirir diyoruz. Haydi bakalım. Kuralı da kullandık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Mükemmel bir soruyla karşındayım. Diyor ki bir işi eş güçteki 4 kadın işi 25 günde, eş güçteki 3 erkek işi ise aynı işi 50 günde bitirebiliyormuş. Buna göre 2 kadın ve 2 erkek işi aynı işi birlikte kaç günde bitirirler? Şimdi 4 kadın kaç gün diyor? 25 gün. Sorunun kökünde istenen 2 kadın. Şimdi kadın sayısı azaldığında malum işin zamanı artacak. Yani burada ters orantı var. Şuna x gün diyerek karşılıklı çarpım yapıyorum biliyorsun. Doğru orantı olsaydı çapraz çarpıyorduk. Ters orantı olduğunda karşılıklı çarpıyoruz. 4 çarpı 25 eşittir 2 çarpı x, burası 100 yaptı. 2x 100 ise x'in karşılığı 50'dir. 2 kadın 50 günde bu işi bitiriyormuş. Şimdi gelelim erkeklere. 3 erkek kaç günde bitiriyor? 50 gün. Bizden istenen 2 erkek soru kökünde. Ona da y gün diyelim. Tabii ki erkek sayısı azaldığı için yine gün sayısı artacak. Bu da ister istemez ters orantı. Yani yine karşılıklı çarpıyorum. 3 çarpı 50, 2 çarpı y. 3 çarpı 50'den 150 gelecek. 150 eşittir 2y ise y'nin karşılığı buradan 75. Bunu da 75'i yazdım. Şimdi bak güzel kardeşim.
Sanki biz buradaki iki kadın iki erkek değil de burası Ahmet, burası da Buğra olacak şekilde çözmeye kalksam hiçbir şey fark etmez. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Ahmet 50 günde, Buğra 75 günde, ikisi beraber kaç günde dediğimde hiçbir farklılık olmayacak. Fakat o X'li çözüm, hadi pratik çözümden epey bahsettim. Kuralla çözmek istiyorum bu sefer, bir görelim. İki kadın 50 günse 1 bölü 50. İki erkek 75 ise 1 bölü 75. Hepsi birlikte ise 1 bölü X demek lazım. Payda işleyebilmek için bunu 3'te bunu 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 150. 2 bölü 150 eşittir 1 bölü X. Topladım, 5 bölü 150 yaptı. İçler dışlarımı çektiğim anda 5x 150, her tarafı 5'e böldüğümde bu arkadaşlar, yani iki kadın iki erkek, toplam 30 günde bu işi bitirilmiş diyoruz. Ya da 50 ile 75'in ortak katı olan 150x diyeceksin. Sonra iki kadına 3x, iki erkeğe 2x, x'i beraber 5x. 150x'i 5x'e böldüğümde 30 çıkacak hocam da diyebiliriz. Evet, yoğun geçen bir videonun sonuna geldik güzel kardeşim. Diyor ki Alp bir işin 2 bölü 3'ünü 12 günde. Bak, 2 ile 12'yi sadeleştir, 3 ile 6'yı çarp ve Alp'in bu işin tamamının 18 günde bitirebildiğini bul. Birgül aynı işin 1 bölü 4'ünü 6 günde. Karşısı 1 olunca direkt çarpıyoruz. Birgül de 24 günde bu işi ne yapabiliyormuş kardeşim, bitiriyormuş. Diyor ki Alp 3 gün, Birgül 4 gün çalışırsa. 18 ile 24'ün ortak katı olan bir iş vereyim, 72x. Alp'e dönelim. 72x'i 18'e böldüğümde bir günde 4x. Birgül'e dönelim. 72x'i 24'e böldüğümde 3x. Alp 3 gün çalışsın, 12x'i bitirir. Birgül 4 gün çalışsın, o da 12x'i bitirir. Yani toplam 24x bitti. Sonra diyor ki Alp'in yaptığı işin, Alp'in yaptığı iş 12x bölü kalan işi oranı. Toplam işimiz ne kadardı? 72. Biten ne kadar? 24. 72'den 24'ü çıkarttığında 48x yapar. Bu da kalan iş. Bunları oranladığında 1 bölü 4 gelecektir diyoruz. Şimdi işçi problemlerini bitirdik. Artık senin test çözme zamanın gelecek. Biz de videoyu kapatmadan önce ne yapıyoruz? Önce geçen dersin ödüllü sorusuna bakıyoruz. Ardından da bu dersin ödüllü sorusunu sana doğru gönderiyoruz. Hadi bakalım. Geçen haftaki ödüllü sorunun çözümünü beraber bir yapalım. Evet, geçen haftanın ödüllü sorusu diyor ki bir müzik yarışmasına başvuru yapan kişilerin 1 bölü 3'ünün başvurusu kabul edilmemiş. Başvurusu kabul edilen kişilerin ise 2 bölü 5'i yapılan seçmelerde başarısız olup elenmiştir. Kişi problemlerinde çok önemli bir meseleden bahsetmiştim ben. Paydalara dikkat ediyorduk. 3 ve 5. Dolayısıyla biz bu müzik yarışmasına başvuran insanlara 15x diyerek bir başlayalım. Bu 15x'in 1 bölü 3'ü, 15 ile 3'ü sadeleştirdim, 5x. Bu 5x ne? Başvurusu kabul edilmemiş. Bunlar direkt kafadan elenmişler. 15x'den 5x'i kabul edilmemişse geriye 10x yarışmacı kalmış. Başvurusu kabul edilen. Bu başvurusu kabul edilen 10x'in de 2 bölü 5'i, hemen bakalım, 2 bölü 5. Şununla şunu sadeleştirdim ki 4x'i. 4x ne olmuş? Başarısız olmuş. O zaman bu 10x, yani başvurusu kabul edilenlerden elenen 4x'i, başarısız olanları çıkarttığımda en son 6x'lik bir yarışmacı demek ki başarılı olmuş. Diyor ki başvurusu kabul edilerek yapılan seçmelerde başarılı olan kişi sayısı, yani benim bulduğum 6x 144'e eşitmiş. Her tarafı 6'ya böldüğümde x'in karşılığı burada 24 gelir. Diyor ki bu müzik yarışmasına başvuran toplam kişi sayısı 15x'di hatırlarsan. X'lerin de 24'ü yazdığımda buradan karşılığı 360 bulunacaktır diyoruz. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Hadi bakalım. Evet, geldik bu dersin ödüllü sorusuna. Diyor ki eş güçteki 8 işçi aynı anda birlikte işe başlıyorlar. Her gün bir kişi işten ayrılmak koşuluyla bu iş 5 günde bitiyor. Ayrıla ayrıla toplam 5 günde bitiriyorlar. Buna göre bu işlerden 2 tanesi bu işin tamamını kaç günde bitirir? Haydi bakalım, senden istediklerimiz var güzel kardeşim. Öncelikle ne yapıyorsun? 1. Bu videoyla alakalı ilişkili olan test kitabından soruları çözüyorsun. 2. Bunu geliştirdikten sonra dönüyorsun, bu ödüllü soruyu çözüyorsun. Ardından da yoruma ödüllü sorunun cevaplarını bırakmanı istiyoruz. Haydi bakalım, güzel mesajlarını bekliyorum. Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.